Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeşil zeytin kırma yapıyoruz. Biz çakistez diyoruz. Yeşil zeytin kırma. Çakistez. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle yeşil zeytinlerimizi bir güzel yıkıyoruz. Ondan sonra bir kavanoz veya da bir taş olabilir. Herhangi bir kolayınıza ne gelirse, ben şöyle küçük bir kavanoz kullanıyorum. En güzel böyle kırıyorsunuz, çatlatıyorsunuz. Böyle burunlarını biraz kırıyoruz. Ups. Evet. Kaçıyorlardı. Ellerinizi, tezgahınızı yemyeşil edebilir. Ondan sonra yıkarsınız. Bu şekilde zeytinlerimizi kırıyoruz. Böyle. Ondan sonra bunları bir leğenin içine koyup üzerine su koyuyoruz. Suyla örtüyorsunuz ağzını. Ve bunu 3 gün, her gün sabah, yani her gün suyunu değiştiriyorsunuz, boşaltıyorsunuz, tekrar yine doldurup örtüyorsunuz. Bunu 3 kere yapıyoruz. 4. güne gelince, şunlar bugün 4. gündür. Bunları şimdi her gün 3 kere suyunu boşalttım. 4. günde bunları böyle alıyoruz. Süzgeçe boşaltıp bir güzel süzüyoruz. Ondan sonra leğene alıyoruz ve bir güzel tuzluyoruz. Bunları böyle 2 yemek kaşığı kadar, 2-3 yemek kaşığı kadar böyle tuzluyoruz. Yani şimdi siz göresiniz diye. 2 yemek kaşığı tuzluyoruz ve karıştırıyorsunuz. Bu 4. günü bu şekilde tuzlayıp bırakıyoruz. Sadece tuzluyoruz ve bu şekilde bekletiyoruz bir gün daha. Tuzlanmış. Ertesi gün onları bir kavanozun içine yerleştiriyorsunuz ve üzerine zeytinyağı koyuyoruz. Sadece zeytinyağı. Tuzladıktan sonra bir gün sonra bunu bir kavanoza yerleştirip üzerine zeytinyağıyla örtüyorum. Kişniş dediğimiz koriandro, kişniş tohumları. Bir tavanda böyle eziyoruz. Dövdükten sonra şunları da içine boşaltıyorsun. Ve aynı zamanda sarımsak. Birkaç dilim de sarımsak kesiyoruz böyle bu şekilde. Tabii daha fazla koyacaksınız da ben size göstereyim diye. Bunlar bir güzel karıştırılıyor. Ondan sonra kavanozun içine koyup zeytinyağla örtülüyor. Ondan sonra artık ne zaman istiyorsanız kavanozdan çıkartıyorsunuz. Böyle bu şekilde. Bunun içine limon. Yiyeceğiniz zaman taze limon kesip limonla beraber, hatta üzerine biraz limon sıkıyorsunuz ve bunu afiyetle yiyoruz. Kişniş, koriandro tohumu, coriander seeds, sarımsak, garlic ve limon. Zeytinyağı, zaten zeytinyağı koymuştuk. Zeytinyağı azsa zeytinyağı, biraz daha zeytinyağı koyabilirsiniz. Ve bu şekilde afiyetle yiyoruz.
Zeytinlerimi kırmaya devam ediyorum. Ondan sonra suyla örteceğim. Bunu her gün suyunu boşaltıp temiz su koyacağım. 3 gün böyle suyunu değiştireceğim. 4. gün süzüp tuzlayıp böyle bu şekilde bir gün dışarıda bekleyecek. Ondan sonra kavanoza koyup kişniş tohumunu ezip birkaç tane de sarımsak koyacağım. Ve kavanozun üzerine zeytinyağla örteceğim. Yiyeceğimiz zaman da taze limon suyu da sıkıp bu şekilde yiyeceğiz. Afiyet olsun.